Şimdi geldik sezonun 5. gününe. Artık sen diyorsun ki ya Fatih puanı acaba kaç oldu? As ligini geçti mi? Hala as olsam Fatih olur mu diyorsun. Evet, duyuyorum senin sesini. O yüzden bu videoya şu anda like atarak bana destek olabilirsin. Eğer ki hala kanalımıza abone değilsen de abone olup bildirim açtıkta daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Şimdi olayı özetlemek gerekirse ben sana ne demiştim? As ligine çık, ilk 500'e gir, Fatih'sin. Fakat şöyle bir olay var. Artık as ligine çıkıp ilk 500'e girdiğinizde Fatih olabilirsiniz. Fakat as ligini birazcık kasmanız gerekiyor. Yani nasıl diyeceğiniz, bugün mesela Fatih olmak isteyenler artık az 30 puan az 40 puan kasması gerekiyor. Yani ne demek oluyor bu? 4230 puan civarı bugün akşam isteyenler teklifte Fatih olabilecek. İsteyenler. Ha, istemiyorsan orası ayrı. Daha sonrasında ise bu sezon yine beni şaşırtmayan bir olay, canlı yayında yine çok karşılaştım. Abi ben eşli başlamıştım, eşim beni sattı. He, tekliğe dönsem Fatih olur muyum? Şimdi sezon daha yeni başladı. Şu anda isteyen herkes tekliğe dönsün, rahat rahat Fatih olur. Peki ne zamana kadar dönersek Fatih oluruz derseniz de sezonun bitmesine son 2 hafta kalaya kadar. Tekliğe döndüğünüz sürece her türlü Fatih olabilirsiniz. Bu sezonda büyük ihtimalle tekli 4600-4650 puan arası kapanır gibi gözüküyor. Çünkü hani kiralma modu yok, aynı dünyası yok falan filan, o yüzden bu sezon 5000'i geçemez. Zaten ilk defa 5000'i geçtiydi, o da 5080'de falan sezon sonu bitti yani. Hani bayağı da bir yüksek puandı bu arada. Hani o yüzden şu an eşim sattı, yok takımım sattı diyen arkadaşlar varsa gönül rahatlığıyla tekliğe geçip Fatih'e kasabilirler. Bu hasta bir de örnek vermek gerekirse şöyle söyleyeyim, 5 günde as ol Fatih'sin, 2 haftada as 1.5 ol Fatih'sin, 1 ayda as 3 ol Fatih'sin, 6 haftada az 4 ol Fatih'sin. Sezon sonunda doğru daha az bir şey böyle az 4'ün üstüne çıkıyor ve bırakıyor. Hani daha az 5'i görmedi botsuz bir şekilde. Spider-Man bunu da kiralamadığım için hani öyle gidip de az 5'i falan geçeceğini sanmıyorum. Büyük ihtimalle 4600-4650 arasında bitecek. Ya diyeceksiniz ki ya sen nereden biliyorsun, ne alaka, hadi artarsa diyeceğiz. Kanka ben şimdi S15, S16, S17, S19, S20 falan filan S15'ten C1, şu an CKS4'teyiz değil mi? Bugüne kadar full teklik astım. Hani teklinin mantığını artık çözdüğüm için sizlere bu yüzden tekli öneriyorum ben. Daha öncesinde 5'e takımlı kasmışlığım da var ama 5'e takımlı ne diyor abi? Takımlı bak, takım. Sende var mı? Yok. Ne yapacaksın takımlıya? Gir abi tekliye, sen tek başlasın. Teklide canın mı sıkılıyor? Aç kanka bir film aç, televizyon aç. YouTube'dan bir yayıncı aç. İstersen gel Nimo TV indir, beni izle. Ben günlük 10 saat yayın yapıyorum. Tabi bu ay yapıyorum, diğer ay YKS'ye çalışacağım, 3-4 saate düşüreceğim diğer ay da. Yani bu ay dedim günlük bir 10'ar saat 10'ar saat yayın yapayım. Bu ay bayağı yayın yapıyorum. Hani rakka sarken sıkılıyorsun, İzleyecek birini arıyorsan gel beni bul. Yani yorumlarda açıkı vardı falan, linki var. Daha sonra hakkında bu sezon rak kasmayan arkadaşlar varsa da şunu söyleyeyim. Ya ben Fatih olmayacağım, İşte bu destansı ödül var, destansı ödülü almak için rak kasacağım falan diyen arkadaşlar varsa da onlar için şunu önerebilirim. Takımlı rak kasın. Ama takımlıyı şöyle kasacaksınız abi. Sezon başı kasmak gibi manyaklık yapmayın. Çünkü gerek yok abi. Takımlı dediğin ne oluyor? Sezon sonu çok puan veriyor. Niye? Herkes aslında ligine geçmiş. Bir maç atıyorsun abi. Herkesin rakı yüksek. Atıyorsun yüksek. Ya şimdi şöyle. Takımlı şu an oynayacaklar. Yine oynasın. Ama hani rak kasacaksınız. Vay efendim ben as olayım, bitireyim, Fatih'e falan uğraşmam diyorsanız sezon sonu böyle sezon sonu dedim hani sezon ortası falan girin takımlıya, as yapıp bitti abi. Bu kadar. Yani şöyle söyleyeyim, takımı daha solmak aslında tekide taç olmakla aynı mantık. Tekide taç olup asa çıktığınızda Fatih oluyorsunuz hani. Ve taş liginde KDB kartı kullanabiliyorsunuz vesaire vesaire. Güzel avantajlar olduğu için o yüzden aslında tekli Fatih olmak çok avantajlı. Yani bu destan sette umursamayanlar varsa kolları falan turuncu, böyle güzel renkler akıyor. Yani videosu zaten kanalda vardı. Ben olsam bu sezon taça kasarım. Bu sezon değil, şöyle yapın. CKS4, CKS5, CKS6'da yani 3 sezon boyunca taça çıkmanız gerekiyor bu set için. Şunun için de elmasa çıkmanız gerekiyor ki bu çok kolay. Zaten hani silah deseni için otomatik böyle elmasa çıkıyorsunuz. Daha sonra burada bir tane kaykay var. Bu için de as ligine çıkmanızı istiyor. Hani as ligine çıkmışken teknik as derim, şimdi de başla derim. Hani as oluyorsun, 400 puan daha kasıyorsun, Fatih'sin. Bitti. Yani kendini yormuyorsun kanka. Ve şunu da söyleyeyim, hani belki merak eden varsa diye, ben bu sezon Spider-Man modundan kasıyorum. Mesela ben şu an taş 2'deyken bile teklide ilk 10.000'e girmiş oluyorum. Yani hayatınızda hiç sıralamaya girmediyseniz bile tekli rak kasarak ilk 10.000'e girebilirsiniz ve o ilk 10.000'de böyle yavaş yavaş düşürüyoruz zaten, görüyorsunuz. Yani şu an ben binlerde falanım.
Ama bunu hani kasa 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 Asigir'e çıkacağım. 500 puan kasacağım Fatih'im. Mesela ben bu gece bu hesabı Fatih yapabileceğim. Şu an 4054 değil mi? Buradan 146 puan ekle. Bir de 30 doğrudan ekle 176 puan. Ben bugün mesela akşama kadar kasacağım. Bu hesabı Fatih yapacağım. Nasip olursa inşallah. Yarın da kanala işte derim ki J2S4 Fatih oldum. Hani video hemen hazır abi. Hemen hazır. O yüzden demek istediğim rank kasacak arkadaşlar varsa, hedefleri Fatih olmak ise teknik aslında. Ama as olmak istiyorsanız takımda çok rahat bir şekilde as olabilirsiniz. Fakat sezon başı gibi başlamayın. Böyle sezon ortasında gelsin abi. Böyle takımlı tam o zamanlar bol puan verir. Oturun takımlıya. Ben mesela sıfırdan takımlı as olsam 2 günüm anca alır. Yani sıfırdan asa kassam, sabahtan akşama kadar oynasam takımda 2 gün daha az olurum. Yani hani eğer ki as olmak gibi bir hedefiniz varsa ben takımda önerim. Ama ben kasmışken Fatih olayım, as da yaptıktan sonra 300 puan daha gaz edip Fatih olayım derseniz 300-400 puan daha tekli önerim. Mesela şu an tekliye başla kanka. Bak kendimden örnek vereyim. Ben geçen sezon hesapta kastım biliyorsunuz ki. Kendi hesabımı 2 haftada 2 saat. Yani günlük 2 saat oynadım, 2 hafta oynadım. Böyle günlük işte 60-70 puan, 60-70 puan kasa kasa Fatih yaptım. Hani olay bu. Ondan sonra C1S2'de zaten biliyorsunuz ki 9 tane hesap Fatih yaptım. Ayrıca kendimi takımlı da Fatih yaptım hani. O yüzden yani Fatih'e kasmak isteyen arkadaşlar varsa benim dediklerimi lütfen dikkate alsınlar ve hani benim dediğim taktikleri uygularsanız garanti bir şekilde Fatih olabilirsiniz. Hani ben sizler olmanız için uğraşıyorum fakat abi he. Abi benim eşim vardı. He, sattı beni gitti. Vay 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 vay. Ondan sonra böyle oluyor. Ondan sonra sen yayına geliyorsun. Abi eşim sattı. Tekliğe dönsem Fatih olur muyum? Vay efendim takımım sattı. İşte yok şöyle oldu, yok böyle oldu diyordunuz. Sonra yani bir haftanız boşa takımlı kasıyorsunuz. Sonra tekliğe geçiyoruz. Ya da bir hafta eşi kasıp sonra tekliğe geçiyoruz. Hani benim demek istediğim direkt tekliğe başla. Eziyet çekme kanka. Adam senin aklına giriyor. Sonra seni bırakıyor. Sen de Fatih olamıyorsun, o da olamıyor. Ama sen gidip Fatih olursan o sezon, o diğer sezon seni kıskanıp gidip Fatih'e kasmanın yollarını arayacak. Ve büyük ihtimalle o da beni bulup senin izlediğin gibi o da o taktikle Fatih olacak büyük ihtimalle. Yani kısaca ve özetle Fatih'e kasmak aslında bu şekilde. Fatih puanı da şu anda demiş olduğum gibi As Ligi'ne geçti artık. Teklide As Ligi artı 30 puanı bugün Fatih olabilirsiniz. Yerde As 60 olur. Öbürsü günü As 85 falan olur. Sonraki gün işte As 1 olur falan filan. 2 hafta dolduğunda ise bırak artık. Az bir buçuğa ulaşır, haberiniz olsun. Peki diyelim ki sezon ortasında geldiniz, Fatih puanını nasıl hesaplayacaksınız? O da sizlere şu şekilde söyleyeyim. Fatih puanınızı hesaplamak isterseniz 100 sıradaki adamdan 60-70 puan çıkartırsanız teklide Fatih olma puanını hesaplayabilirsiniz. Yani 60-70 puan çıkartmak yeterli. Örnek veriyorum, 100. sıradaki adam işte 4550, çık 70 puan 4280 puanda. Yo bir dakika, 4570'e o çıkartacağım, nasıl buldum ona? 4470 puanda ya. Dur bir dakika oğlum, çıkartmayı yapamadım ya. 4550'de dur, baştan örnek veriyorum abi. 4550'de 80 puan çıkartalım ya da 70 puan çıkartalım. Hadi 70 çıkartalım, seni mi kıracağım? 4580. Abi bir matematiğim bitti burada, matematiğim bitti. Bir puan hesaplayayım, ben düz hesap hesaplayacağım ya. 4480'den abi 70'e çıkart, 4410'da Fatih'sin ya. 4550'den bir 70'e çıkarıp 4380 diyemedim abi. Doğru mu dedim lan? Yo, 4550'den çıkarınca 4480. Ya abi sabahın beyin çalışmıyor. Yok beyin cici abi benim. Matematiğim bitti abi burada. Neyse, umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG videoda görüşmek üzere ve kaçıyorum. Bay bay. İçinizden hay senin matematik hocam der dediğiniz gibi duydum ben bazı. Ama neyse ya, normalde hesaplarımda ne oldu bilmiyorum, buga girdim, böyle bir hesaplayamadım, ne oldu, buga girdim yani. Neyse ben kaçıyorum, hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın, bay bay.